Haber merkezinden, ATV Haber merkezinden iyi akşamlar. Bugün 29 Mart 2024 Cuma. Yerel seçimlere son iki gün. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün mesaisini İstanbul'un ilçelerine ayırdı. CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi yönetimi hedefindeydi. İstanbul içler acısı halde dedi Cumhurbaşkanı. Depreme hazırlık için sarf edilmesi gereken vakitte mevcut başkan delege avlarında demle pazarlıkta diye konuştu. Marmara'yı kim yaptı? Avrasya Tüneli'ni kim yaptı? Peki bu beyler ne yaptı? Bunun için ne diyoruz? Yeniden İstanbul diyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cuma mesaisini İstanbul'un ilçelerine ayırdı. İlk durak Sultanbeyli'ydi. Ne diyor? Tam ileri. Ne tam ileri ya? Sen tam gaz geri gidiyorsun. İstanbul içler acısı bir hale gelmiştir. Lazım olduklarında ya tatilde, ya Cumhurbaşkanı yardımcılığı peşinde, ya büyükelçilerle Sarıyer'de balıkta. Ekrem İmamoğlu'na eleştirilerini trafik sorunu üzerinden sürdürdü. İstanbul'u bu cendereden çıkarmaya talibiz dedi ve ekledi. Ya şuraya doğru dürüst otobüs geliyor mu? Devamlı otobüsler ya yanıyor. Buradaki ulaşım ne yazık ki yapılmıyor. Ve İstanbul tam bir çile şehri haline geldi. Bu şehir hiç kimsenin şahsi ihtiraslarının aracı, finans kaynağı haline getirilemez. CHP'nin DEM Parti ile yaptığı işbirliğine de ayrı başlık açtı. Tabii bir de İstanbul'dan uzak tutulması gerekenler var. Yönetimi üzerinde yapılacak her türlü kirli pazarlık bu şehri kirletir. Depreme hazırlık için kullanılması gereken kaynaklar bavul bavul ne oldu? Dolar. Ne oldu? Avro. Ve bunlar bir yere götürülüyor. Depreme hazırlık için sarf edilmesi gereken vakit delege avlarında, demle pazarlıkta. Sözü 31 Mart seçimlerine getirdi. Bir dönem bizim yanımızda oldukları halde şimdi sadece AK Parti'ye ve Cumhur İttifakı'na kaybettirerek CHP'ye seçim kazandırmaya çalışanların söylemlerine itibar etmeyeceğiz. Elle tutulur hiçbir projesi olmayanlarla oyumuzu ziyan etmeyeceğiz. Erdoğan'ın sonraki durağı Sancaktepe'ydi. Bir tarafta şehrin sorunlarına çözüm geliştirenler var. Diğer tarafta reklama verdiği önemin onda birini depreme vermeyenler var. Karşımızdaki tablo bu kadar keskin. İstanbul'un bir 5 sene daha kaybetme lüksünün olmadığını hepimiz görüyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün İstanbul'un iki ilçesindeki mitinglerinde meydanlar çok kalabalıktı. Cumhurbaşkanı'na buluşmak için gelen Sultanbeyli ve Sancaktepe'lilerin coşkusu hiç dinmedi. İnşallah Murat Kurum kazanır. Bu iş artık gönül işi değil, dava işi. Reisimizin arkasındayız ve Murat Kurum kazanacak. İstanbul bilir, gerçek belediyecilik AK Parti'dir. Anadolu'daki seçim ziyaretlerini tamamlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan seçime iki gün kala İstanbul'da seçim mitinglerine başladı ve ilk durağı Sultanbeyli Meydanı oldu. Aldığım rakam 40 bin. Maşallah. Alanda 7'den 70'e binlerce kişi vardı. Kalabalık Erdoğan'ı coşkuyla karşıladı. Kendinden keyfinden vazgeçen. Murat Kurum bu yıl burada kazanacak. Erdoğan gençlerin yoğun ilgisine kayıtsız kalmadı. Efendim. Vatandaşını gerçekten seven. Kız. Gençler olarak biz Cumhurbaşkanımızın yanındayız. Oyumuz Murat Kurum'a. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ikinci adresi ise Sancaktepe oldu. Burada Murat Kurum konuşmalarını yaptıktan sonra şimdi hep birlikte mitinge gelenleri selamlıyorlar. Alacağız inşallah. Her zaman AK Parti'den beraber. Reis'in yanındayız her zaman. Güçlü desteği. O eşsiz şehirlerine talibiz Türkiye.
Yeniden Refah Partisi ile devam edelim. Partideki çatlak seçime günler kala gitgide derinleşiyor. Önce büyük şehirlerde Cumhur İttifakı'nı destekleyelim çağrısı, ardından da Yeniden Refah Partisi'nden istifa edip AK Parti'ye katılımlar. İşte Yeniden Refah Partisi cephesinde son 24 saat. Cumhur İttifakı Sayın Sadık Doğruer Bey'in adına belediye başkan adaylığından çekiliyorum. Seçime birkaç gün kala Yeniden Refah Partisi'nde çatlak sesler daha da artarken yaprak dökümü de sürüyor. Bu kez de İzmir Bergama'nın belediye başkan adayı Mutlu Metin, Cumhur İttifakı adayını desteklemek için seçimden çekildi. Bergama'mıza yapılmamış olan ciddi hizmetlerin daha hızlı ve daha aktif gelmesi için ciddi anlamda istişarelerde bulunduk. Geçenlerde de Yeniden Refah Partisi Merkez Karar Yürütme Kurulu üyesi Abdurrahman Akyüz partisine seslenip Erbakan hocam olsaydı Murat Kurum'u belediye başkanı yapmamızı beklerdi açıklamasını yapmıştı. Benzer çıkış bu kez Yeniden Refah Partisi kurucu üyesi ve genel başkan danışmanı Yücel Molla İsmailoğlu'ndan geldi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçiminde Cumhur İttifakı'nda yer almak milli görüş için hayati önemdedir. Vakit bitmeden bu yanlıştan vazgeçilerek Cumhur İttifakı'na destek açıklanmalıdır dedi. Yine Yeniden Refah Partisi'nden AK Parti'ye geçenler konuşulurken kritik bir açıklamada Necmettin Erbakan'ın yol arkadaşı olan Refah Partisi eski milletvekili Hasan Hüseyin Ceylan'dan geldi. O da partisine seslendi. İstanbul gibi bir yerde, Ankara gibi bir yerde, İzmir gibi bir yerde AK Parti'nin %100 kazanacak noktaya geldiği bir yerde adeta kazanmasın diyerek, kazandırmayalım diyerek, engelleyelim, AK Parti'ye kaybettirelim diyerek bir serüvenin içerisine giriyor. Ve CHP 1 Nisan hareketliliği var CHP'de. İstanbul'un birçok ilçesi biliyorsunuz hançerleyenlere oy yok pankartlarıyla donatılmıştı. İmamoğlu o pankartları toplattı. Tam bu sırada Kılıçdaroğlu uzun bir mesaj yayınladı. Bay Kemal'in yol arkadaşı olacaksan Bay Kemal'i arkadan hançerlemeyeceksin. Kılıçdaroğlu ile CHP yönetimi arasındaki afiş krizi tartışmaya doğru gidiyor. İstanbul sokaklarına asılan bu afişlerle ilgili hedef tahtasına konan Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından açtı ağzını yumdu gözünü. Ateşi ve ihaneti gördük ama yılmadık, yıkılmadık, çalıştık. Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından pankartı kendisinin astırdığı iddiasını yalanladı. Ama Kılıçdaroğlu sahaya inerse duygusal kopuş olur, seçmen sandığa gelmez şeklindeki tezlerinize saygı duyup bu teze sadık kalan ve istenilen şekilde sessizce kenarda oturan ben cümlesiyle parti yönetimine serzenişte bulundu. Kılıçdaroğlu bununla da kalmadı. Ahmet Arif'in dizeleriyle de Özel İmamoğlu ikilisine mesaj gönderdi. Gençlerle çektirdiği fotoğrafın altına "Gör nasıl yeniden yaratılırım, namuslu genç ellerinle kızlarım oğullarım var gelecekte" notunu düştü. Vallahi ve billahi de sonuna kadar mücadele edeceğim. Buradayım. Özel İmamoğlu ikilisinin başı İstanbul Sarıyer'de de dertte. Eğer gerçekten bu partiye gönül verdiysen bugün yarın açıklamanı yaparsın, çekilirsin. Sahibi mi zannediyorsun yani? Kim, hangi makamın sahibi? Böyle bir şey olabilir mi? Kaldı ki 15 yıl görev yapmışsınız. Özgür Özel'in ardından Ekrem İmamoğlu da CHP'den istifa edip Sarıyer'de bağımsız aday olan Şükrü Genç'e çekil çağrısı yaptı. Genç'in bu tehditvari sözlere yanıtı gecikmedi. Eski partisine rest çekti. Buradan geri çekilmek gibi bir şey söz konusu değil. Bence adayı geri çeksinler. Biz bu seçimi aslanlar gibi hiç zorlanmadan alalım. Ankara'da iftar programında konuşan Meral Akşener CHP'yi yerden yere vurdu bir kez daha. Mansur Yavaş için o artık CHP genel merkezinin ev küresi olmuştur ifadesini kullandı. Ekrem İmamoğlu'nu ise hainlikle suçladı. Geldiğimiz noktada o artık CHP genel merkezinin ev kölesi olmuştur. Önce Mansur Yavaş'a zehir zemberek sözlerle yüklendi. Partimizden istifa ettirdiği Ankara teşkilat mensuplarımızın şu anda kendisiyle çalıştığını söyledi. Yani ben bu pişkinliğe şaşırdım.
Böyle bir ahlaksızlıkla böbürlenen bu şuursuzluğa şaşırdım. Ardından hedefine Ekrem İmamoğlu'nu koydu. Dünün mağdurları maalesef bugünün zorbaları oldular. Ekrem İmamoğlu hapis cezası haberini aldığında Saraçhane'ye koşan bir tek biz vardık. Bugün geldiğimiz noktada hepsinin teker teker hainlik ettiği de maalesef biz olduk, İyi Parti oldu. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Özgür Özel'in adaylarınızı çekin çağrısına da verdi veriştirdi. Ve geldiğimiz noktada artık işi iyice yüzsüzlüğe döktüler. Bir zahmet de bizi artık rahat bırakın. Ben artık CHP yöneticilerinin yüzüme abla abla deyip sonra yoldaş medyalarında bana ve partime küfür kıyamet sövdürmelerinden gerçekten sıkıldım. Demeyin kardeşim, bana abla mabla demeyin. İstemiyorum sizin bana vıcık vıcık bir riyakarlıkla abla demeniz. İyi Partili gerçek kardeşlerime de yapılmış koca bir hakarettir. İyi Parti ile CHP arasında derinleşen kriz seçim kampanyasına da yansıdı. İyi Parti İstanbul Gençlik Kolları duraklara, otobüs ve metrolara yapıştırdığı çıkartmalarla Ekrem İmamoğlu'nu eleştirdi. O çıkartmalarda metro ve otobüslerde yaşanan arızalara göndermede bulunuldu. HDP eski Diyarbakır milletvekili Altan Tan'ın yerel seçimle ilgili gerçekten çok çarpıcı açıklamaları var. Tan, DEM Parti içindeki bir kanadın İstanbul adayı Meral Danış Beştaş'ı desteklemediğini anlattı. Bunu da PKK'nın silah bırakmasını istemeyenler İmamoğlu'na oy verecek diye açıkladı. Sözlerinin devamı da var. Silah, çatışma devam etsin. 40 yıllık hikaye bu şekliyle devam etsin çizgisinde. Bu net. Yani bunun artık tartışılacak bir yanı yok. Bunlar İmamoğlu'na oy verecek. CHP ile DEM Parti'nin İstanbul'da yaptığı gizli ortaklığı HDP'nin Diyarbakır eski milletvekili Altan Tan gündeme getirdi. Selahattin Bey'in mektubu gelecekti. İşte çarşamba, perşembe günü, bugün perşembe. Selahattin Bey'in mektubu gelmedi. Terör tutuklusu Selahattin Demirtaş son bir hamleyle DEM Parti seçmenine çağrı yapacak iddiasını hatırlattı. O mektubun neden gelmediğini açıkladı. Niye Kandil'in Avrupa'daki yayın organları ciddi bir azarlamaya giriştiler? Leyla Hanım'ı da, Selahattin Bey'i de, diğerlerini de. Ve yine trajikomik bir şey, Tülay Hatimoğulları, ki onun partisi biliyorsunuz İmamoğlu'nu destekleme kararı aldı. Meral Hanım'a oy da vermiyorlar. Partinin genel başkanının partisi. Selahattin Demirtaş'a ayar vermeye çalıştı. Ya kulağını çekmeye çalıştı. Kandil'in Demirtaş'a ayar vermeye çalıştığını söyledi ve ekledi. Her gün konuşan Selahattin Bey, eşini aday yapan Selahattin Bey niye konuşmuyor, niye bir şey söylemedi? Niye Meral Danış Beştaş'a oy verin diye kendi partisine oy istemedi? Arkadaşlar, milletin aklıyla oynamasınlar artık. Olan biteni doğru düzgün anlatsınlar. Bunlar susturuldu. Tan, CHP ile DEM Parti ve dolaylı olarak Kandil arasındaki ittifakın DEM Parti'ye de zarar vereceğini söyledi. AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Murat Kurum, A Haber'in canlı yayın konuydu. Sahadaki fotoğrafın son anketlere de yansıdığını söyledi Kurum. Öndeyiz, kazanacağız diyor. Aynı saatlerde CHP'nin Keçiören Belediye Başkanı adayı da ekrandaydı ve Murat Kurum için övgü dolu sözler sarf etti. Seçime saatler kala son anketi paylaştı. 31 Mart akşamı Saraçhane'ye geliyoruz dedi. 31 Mart akşamı biz kazanacağız. Ankette 1.7 puan öndeyiz ve 31 Mart akşamı biz Saraçhane'ye geliyoruz. AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, A Haber'de katıldığı yayında kurdu bu cümleleri. Seçim vaatlerini açıklayan kurumun hedefinde rakibi Ekrem İmamoğlu vardı. Ben hatırlamayacağım vaadi vermem öncelikle. Onlar İstanbul'un geleceği adına vaatlerini hatırlamazken, İstanbul'un kaynaklarını çarçur ederken biz 81 ilde çalışıyorduk. Sandık görevlilerine de seslenen AK Partili aday rehavet uyarısında bulundu, oyuna gelmeyelim dedi. Sandık görevlilerimiz seçim kurullarına mühürlü sandık sonuçlarını teslim edene kadar aman rehavete kapılmayalım, aman sandıklarımızı terk etmeyelim. Çünkü
Aynı oyunu yine yapacaklar. Bakanlığı döneminde yaptığı çalışmalarla birçok kesimden destek alan Murat Kurum'la ilgili dikkat çeken bir çıkışta CHP Keçiören Belediye Başkan Adayı Mesut Özarslan'dan geldi. CHP'li aday TGRT Haber'de katıldığı yayında kurum hakkında övgü dolu sözler sarf etti. Sayın Kurum'la da aynı zamanda biz okul arkadaşıyız. Daha sonrasında da toplu konut idaresinde beraber çalışma şansımız oldu. Başarılı işlere de imza atan arkadaşımızdı. Biz beraber çok projeleri de imza attık. Şahsını da çok severim. Gerçekten de düzgün ve dürüst bir insandır. Kamu bankalarının emeklilere ödediği promosyon tutarları 8-12 bin lira aralığına çıkarılmıştı hatırlayacaksınız. Özel bankalardan nasıl bir adım gelecek o da merakla bekleniyordu. O adım geldi. Zamlı promosyon rakamları açıklandı. Emeklilere verilen promosyon 17 bin lirayı buldu. Sosyal Güvenlik Kurumu 19 bankayla bir protokol imzalandı. Kamu bankalarından daha düşük promosyon kalmadı. Kamu bankalarında emeklilere ödenen promosyon tutarlarının 8-12 bin lira aralığına yükseltilmesiyle gözler özel bankalara çevrilmişti. Onlardan da beklenen hamle geldi ve promosyon tutarlarına zam yapıldı. Şu anda bir özel bankada bir emekliye ödenecek en yüksek promosyon tutarı son açıklamalara göre 17.500 lira. Bazıları 8-12 bin rakamında sabit kaldılar. Ama bazı bankalarda da gördüğünüz gibi 15 bin liralara hatta ek şartlarla birlikte 17.500 liralara çıkan rakamlar görüyoruz. Ben bu rakamların biraz daha artacağını da düşünüyorum. Özel bankaların çoğu promosyon ödemelerini ek şartlarla artırıyor. Mesela bankalardan bir tanesi otomatik fatura ödeme talimatına da artı 3 bin lira tanımlıyor. Bir başkası 5 tane otomatik ödeme talimatı ile birlikte 2500 lira da para puan tanımlıyor. Peki bankasını değiştirmek ya da çalıştığı bankadaki yeni promosyonu almak isteyen emekliler ne yapacak? Mesela emeklimiz 2 sene önce 6 bin lira promosyon aldı. Şimdi 2 sene geçtiği için zaten 4 bin lirayı hak etmiş olacak. Kalan 2 bin lira da son senenin parası kendi çıkacağı bankaya ödeyerek başka bankaya geçebilir. Eğer aynı bankada güncellemek isterse yeni promosyon rakamları üzerinden hakkını alır. O 2 bin lirayı da kesilir, mahsuplaşma yapılır. Yani tek şart emeklilerin maaş aldığı bankaya ya da geçecekleri diğer bankaya güncelleme başvurusu yapması. Promosyonları sadece parasal rakamlara bakarak değiştirmeyin. Tabii ki daha yüksek parayı tercih edebilirler ama aynı zamanda hizmetlere de bakmayı unutmasınlar. Sırada dünyadan haber turu var. İsrail bu kez de Halep'in güneyini hedef aldı. İran devrim muhafızlarının kullandığı savunma sanayi fabrikasını vurdu. Gece yarısı gerçekleşen patlamada 5'i Hizbullah üyesi 38 kişi hayatını kaybetti. İşgal ordusu Gazze'de yine sivilleri hedef aldı. 13 kişi oracıkta can verdi. Çoğu kadın ve çocuk, onlarca Filistinli yaralandı. Meloni, Lübnan'ı ilk kez ziyaret etti. Mevkidaşı Mikati onu karşılamak isterken yanlışlıkla yardımcısını öptü. Saniyeler sonra Meloni uçaktan indi ve ziyaretten geriye bu diplomatik şaşkınlık kaldı. Uçurumun başında manzaraya karşı salıncağa binmek istedi ama sağlam olmadığını düşünemedi. Talihsiz adam metrelerce yükseklikten yuvarlanıverdi. Çinli teknoloji devi Xiaomi, Tesla'yı bitirmek için sıra dışı bir adım attı. Porsche'yi andıran elektrikli aracını Çin'de zararına satışa sundu. Tesla Model 3'ün rakibi tasarımın 30 bin dolar olduğunu duyanlar otomobili almak için sıraya girdi. Elektrikli otomobil sadece 27 dakikada 50 bin siparişle rekor kırdı. Türkiye Kadınlar 1. Voleybol Ligi'nde şampiyon Bahçelievler Belediyespor oldu. Final maçına damgasını vuransa Bahçelievler ekibinden Ece Kozde'nin 83 yaşındaki anneannesiydi. Başarılı sporcu karşılaşma boyunca yaptığı tezahüratlarla kendini destekleyen anneannesine madalyasını hediye etti. ATV Haber anneanne torunu maçtan sonra ilk kez bir araya getirdi. Evet.
alkış yapmak için çomağı kaldırıyor. Ben ellerimi acıdım. Çok duygulandın değil mi? Çok çok duygulandım. 83 yaşındaki süper anneanne coşkusuyla voleybolcu torununun final maçına damga vurdu, madalyasına ortak oldu. Her yerine gideyim ben bunu Edremit'te. Sen gittin maçlar kazanıyorsa bundan sonra sen takımla beraber. Hep de kazandı bu kızlar. Bahçeli Evler Belediye Spor Kulübü voleybolcularından Ece Kozderi'nin anneannesi Sabire Çakır, torununun önemli maçlarını hiç kaçırmıyor. İzlerken ne diyorsun Ece'yi? Ha Ece! Onu tribünde görmek çok güzel. Ben de çok. O da çok heyecanlanıyor. Onu heyecanlı görünce benim de çok hoşuma gidiyor. Takımın kupa kaldırdığı final maçında da Sabire Çakır oradaydı. Başta torunu bütün voleybolculara uğur bilekliklerini taktırdı. Ardından da tribündeki yerini aldı. Süper anneanne hop oturup hop kalktı. Tezahüratlarıyla torununa da takıma da moral oldu. Maçta heyecanlıydın maçı seyrederken. Heyecanlı. Ellerim bu acıdı böyle vura vura. Tribünde çok dikkat çekiyordu. Bizden daha çok onunla ilgilendiler. Vura vura ellerim acıdı. Kıpkırmızı olmuş ellerim. Bir de oturaklar dam yapıveriyorum böyle. Final maçını torununun takımı kazanınca dünyalar onun oldu. Ece Kozdere madalyasını anneannesiyle paylaşmayı ihmal etmedi. Bu mutlu anımda da anneannemi görmek zaten tribünde beni daha da mutlu etti. Evet. Allah onu başımızdan eksik etmesin. İşte o madalya Ece Kozdere şampiyonluk madalyasını aldıktan sonra maç boyunca kendisini destekleyen anneannesinin yanına gelip madalyayı hediye etti. Ay mısın o? Çok güzel oldu. Ece Kozdere'nin anneannesine yaptığı jestin görüntüsü sosyal medyada büyük beğeni topladı. Sokakta ilgi odağı olan Sabire Çakır, sağlığı el verdiği sürece maçlarda torununun yanında olmakta kararlı. Madalya getiren torun. Ama o bu, madalya bu ötekiyle topçu değil ki. Nice madalyalar takınsın, daha çoklarını takınsın. Daha çok kupalar gelsin. O bu. Ana haberin sonuna geldik. İftar saati yaklaştı biliyorsunuz söz sırası. Şimdi Profesör Doktor Nihat Hatipoğlu'nda yarın akşam tekrar görüşmek dileğiyle. İyi akşamlar.